Hıncal Uluç. Hani medya tarihinin belki de en acayip insanlarından birisidir. Acayip bir şurada. Vicdanı yoktur, merhameti yoktur, insanlığı da yoktur. Birçok yazısında, birçok şeyinde böyledir. Belki hani yıllardır medyada bu kadar yer alıp da bu kadar boş işlerle uğraşan bir adamın varlığı zaten tartışmalıdır. Hani aslında bu troll sosyal medyayla çıktı ya, Hıncal Uluç tam bir trolldür. Hani yazılı basın trollüdür. Ama hep bu ülkenin nedense el üstünde durmuş. İlişkileri, akrabalık bağları ve medya gücünü kullanarak insanlara tahakküm etme fırsatçılığı diyelim. Bir sürü şeyler yapmıştır. Geçmişinde öyle bir şey yaptı ki bütün hepsinin üzerine aslında tüy dikti. Daphne Joy Foster'ın ölümü üzerine yazdığı bir yazı vardı. Şimdi bu yazıyla ilgili bir televizyon programı diyorum çünkü o televizyon programının daha önce oldukça saçma sapan yayınlarını konuştuk, eleştirdim. Bu da onlardan bir tanesi. Hıncal Uluç'a soruluyor. Defne'nin ölümünden sonra su testisi su yolunda kırıldı demiştiniz. Bunun için şimdi ne düşünüyorsunuz? Yanıt veriyor. Diyor ki sadece son cümlesine yazmasam daha iyi olurdu. Su testisi su yolunda kırıldı demeseydim. Geri kalan her satırın altına her gün imzamı atarım. Şimdi bütün medyada Hıncal Uluç'un pişmanlığı, Hıncal Uluç günah çıkardı, Hıncal Uluç bilmem ne tam bir palavra. Hiçbir öyle bir şey yok. Şimdi Hıncal Uluç o yazıda ne demiş? Önce o yazıyı bir hatırlayalım ki ne yapılmak istediğini daha net alırız. Yıl 2011. Daphne Joy Foster'ın hemen ölümünün peşine yazılmış bir yazı. Daphne Joy'un ölü bulunduğu yer kendi evi değil bir bekar erkeğin evi. Bekar erkek benim küçük kuzenim. Sanem'in kardeşi Kerem. Yani Kerem Altan. Akrabasıdır ve akrabası için bu yazıyı yazıyor. Bir gazetecilik değil. Sonra bu yazının içerisinde diyor ki sabaha karşı bir bekar evinde ölü bulundu. Polis soruşturuyor. Yani ölen bir insan için ilk akla gelen şey bunlar mı olur? Ya en azından bir insan bunun üzüntüsünü yaşar, değil mi? Ama hayır, orada saklanması gereken, gizlenmesi gereken birçok şey vardı bu ölümde. Ve o yılları da şöyle hatırlarım. Fethullahçıların en güçlü olduğu yıllardır. En güçlü olduğu yıllardır. Fenerbahçe'ye operasyon yapabilecek güce sahiptir AKP ile birlikte. Aynı zamanda MİT'e operasyon yapacak bir güce ulaşmıştır. Ve ilk darbe girişimi aslında MİT'teki girişimdir. Tam o yıllardan bahsediyoruz. Bütün tahakkümüyle, bütün gücüyle olduğu bir dönemde Hıncal Uluç bu yazıyı yazıyor. Hıncal Uluç o yazısında devam ediyor. Yoksa bir bekar evinde sabaha karşı kanında tonla alkolle ölü bulunmuş. Ki daha belli değil. Ortada bir otopsi raporu yok. Adli tıp raporu yok. Ama kesin ifadeler. Devam edelim. Kerem'in adını duyunca Gökmen Özdemir'i aradım vatandan, arkadaşı. Sor bakalım kerataya evli barklı ve çocuklu kadını niye götürmüş evine dedim. Sordum bile abi dedi Gökmen. Vallahi daha o gece tanıştık ikimizin de kafası iyiydi gittik işte demiş Kerem. Yani kerata oluyor. Ölümden o akşam en önemli şüphelilerden birisidir Kerem Altan. Ama ifade edişe bak kerata bizim kerata. Defne'yi neredeyse Azize ilan edecekler. Ben bunu doğru bulmam. Daha tanıştığı gece eve yatağa koşmanın adı love. Ama onun fiili başka. Aşk yapmak. Making love. 18 aylık bebeği olan evli genç kadın da daha o gece tanıştığı erkeğin evine koşmaz. Ben mahalle baskısından korkmam. Kafamı kesseler düşündüğümü söylerim. One night stand için aldatılan bir koca ve unutulan bir bebek. Ama böyle bir insana öldü diye saygı duymamı kimse benden beklemesin. Kimse de onu Azize ilan ederek gençliğin önüne rol model diye koymaya kalkmasın. Yani öldü. Daha henüz sıcağı sıcağına, daha cenazesi kalkmadı Daphne Joy Foster'ın. Şu yazılanlara bak, şu ifadelere bak. Bu ifadelerin hepsi bir manipülasyondu. Gerçeğin
ölümün soruşturulmasını engellemek için. Yani bu yazıyla birlikte Hıncal Uluç bir olayı değerlendirme yazısı değildir. Akrabasını, tanıdığını kollayan bir manipülasyon yazısıdır. Bu yüzden o dönemde olan her şeyin suç ortağıdır. Bugün pişmanlık diye sunulan, tam bir palavra olan o pişmanlık denilen şey bu suçun üstünü örtmektir. Su testisi su yolunda kırıldı değildir bu sadece burada yapılan. Bir suçun, bir olayın üstünü örtme yazısıdır. Yani bugün su testisi su yolunda kırıldı demeseydim diyor. Başka neler söylediğini yazdım size. Hatta bak şöyle, ortada rapor yok. Adli tıp raporu yok. Neden öldüğüne dair bilgi, belgeler toplanmamış. Ortada böyle bir belge yok. Ama Hıncal Uluç diyor ki astım hastasıymış. Fena halde sarhoşmuş. Bilinen o. Ve hatta diyor ki sabaha karşı kanında tonla alkolle ölü bulunmuş bir kişi diye söylüyor. Yani ortada bütün hiçbir raporlar yoktu. Yokken elinde böyle bir rapor yokken adli tıp raporu da daha sonra çıktı. Ama o adli tıp raporunda da çok tartışmalar var. Şimdi biraz da onu anlatayım. Şimdi Daphne Joy Foster'ın ölümüyle ilgili Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma yürütüldü. Olayın tek görgü tanığı olarak Kerem Altan alındı ve onun dışında kimsenin ifadesi alınmadı. Oysa bir taksiyle gitmişlerdi. Taksi şoförünün ifadesine bile başvurulmadı. Tam yine o akşam o saatlerde ambulans gelseydi belki de Daphne Joy Foster ölmeyecekti. Neden ambulans çağrılmadığına dair bir soru sorulması gerekirken o akşam Kerem Altan'ın bir polikliniğin önünde, kapalı bir polikliniğin önündeki o mahallede, o semtte oturuyor. O polikliniğin herhalde kapalı olduğunu biliyordur. O polikliniğin önünde dolaşırken görüntüleri servis edildi gizli kamera tarafından. Yani sanki onun için çırpınıyormuş, bir arayıştaymış gibi. Daha ilk gün bu yapılmıştı. Şimdi dosyaya o günlerde özel savcılarla, o dönemler Fethullahçıların güçlü olduğu dönem diye söylemiştim. Özel yetkili mahkemeler ve özel yetkili savcılar vardı. Özel yetkili savcılar tarafından kısıtlama kararı verilmişti dosya için. Yani kimse, kısıtlama kararının anlamı şudur o dönem için. Bunu kimse araştırmasın, araştıran, konuşan herkesin başı belaya girer. Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı Daphne Joy Foster'ın ölümüne ilişkin kusur olmadığına hükmetti. O yıllarda hiçbir kusur bulamamışlar. Ailesi dosyanın kapatılmasına itiraz etti ama Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi bu itirazı reddetti. Kerem Altan hakkında dava açılmadan dosya kapatılmak istendi. Ailenin ısrarıyla, takibiyle Yargıtay'a gitti ve sonra daha çok yakın bir tarihte Yargıtay dosyanın yeniden incelemesi kararını verdi ve bu inceleme kararı sonrasında Kerem Altan hakkında dava açılabildi. Kerem Altan'ın verdiği ifadelerde de çelişkiler vardı. Evde kendisinin dışında kimsenin olmadığını söylüyordu. Oysa başka kişilerin, başka insanların bulunduğuna dair bilgiler, belgeler vardı o akşama ilişkin. Daphne Joy Foster'ın rahatsızlanmasına rağmen aradan geçen süre içerisinde neden ambulans çağrılmadığını, eve neden ambulans çağrılmadığına ilişkin şeyde hep karanlıkta kaldı bu zamana kadar. Kerem Altan'ın o kamera kayıtlarını demiştim ya, polikliniğin önünde gizli güvenlik kamerasından alınan, servis edilen görüntülerde o kadar soğukkanlıdır ki hiçbir panik hali yoktur. Oysa hemen Hıncal Uluç'la birlikte bir yazı daha yazıldı. O zaman vatan yazarı olan kardeşi Sanem Altan tarafından. Sanem Altan'ın yazısında abisinin ne kadar çok duygusal olduğunu, bu ölümden etkilendiğini ve onu hayatta tutabilmek için çırpındığını söylüyordu. Oysa o kamera görüntülerine baktığımızda, polikliniğin önündeki güvenlik kamerası görüntülerine baktığında çok soğukkanlı bir Kerem Altan görüyoruz. Ve bu Sanem Altan'ın yazısı saatlerce, günlerce Vatan'ın baş sayfasında yer aldı. Ama Vatan'da bir haber daha vardı. Daphne Joy'la ilgili rapor yok başlıklı haberde. Mahalle sakinlerinin Daphne Foster'ın
çığlıklarını duyduk sözleri yer almıştı. Sonra bu apar topar haberden çıkarıldı ve bu Defne Joy Foster'ın çığlıklarını duyduk sözlerinin üzerine hiçbir şekilde gitmedi. Ben bunları ilk kez söylemiyorum. 2011 yılında bu olay olduğu sırada sosyal medyada Defne Joy Foster'ın ölümüne ilişkin ayrıntıları ısrarla takip etmiştim. Bu takip ettiğim zamanlarda bir sürü tehditler falan da almıştım. Bunların bir önemi yok. Zaten her şeyi takip edersiniz. O dönemde de bu dönemde de bir tehdit ya da şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi ben orada şunu sıcağı sıcağına o günlerde ilişkin sosyal medyada şunları yazmıştım. Neden ambulans hemen çağrılmadı? Kerem Altan'ın evde fenalaşan birini bırakıp kapalı poliklinikte dolaşması bir kurgu olabilir mi? Klinik önündeki o görüntüleri kim nasıl servis etti diye 2011 yılında sormuştum. Hala bugün onların yanıtı alınmadı. Adli tıp raporu yokken neden ölüm nedeni diye ön rapor rapor adı altında adli tıp raporu servis edildi. O dönemde daha adli tıp raporu çıkmamış ama bir ön rapor servis edilmişti. Ve o ön raporda Defne Joy Foster'ın aşırı alkol kanında bulunduğu ve astıma bağlı bağlı bir şekilde öldüğü yazılıyordu. Oysa o rapor adli tıp raporu değildi. Adli tıp raporu gibi sunulmuştu o dönemde. Bunu kimler, ne için yapılmış diye 2011 yılında onu sormuştum. Hıncal'ın keratasına uyuşturucu testi yapıldı mı? O akşama iliştin. Kerem Altan'ın uyuşturucu testi yapıldı mı? Ya da alkol testi yapıldı mı? Bütün bunlar da o dönemde hala bugün bile karanlıktadır. Yapıldıysa sonuç ve bulguları nedir? Hala bunun yanıtı yoktur. Defne Joy Foster'ın ölümünde. Kerem Altan'ın telefon kayıtları incelendi mi? 2011 yılında bunu da sormuştum. Hangi saatlerde kimlerle ne kadar ne konuştu? Şimdi ETS kayıtları alınmış olsaydı o akşam olay saatinde ölüm saati adli tıpta zaten belirlenir. Ve o olay anında sonraki dönemde kimlerle ne zaman nasıl konuştu? Yani o evde bulunan Kerem Altan dışındaki kişiler kimdi? Ailesinden birileri miydi? Yakın arkadaşları mıydı? Başka birileri mi geldi? Evde delil mi kararttılar? Bu sorular da yanıtsız kaldı. Kerem Altan'ın olay günü kan örnekleri alındı mı? Şimdi bu sorular dediğim gibi 2011 yılında sorduğum bu soruları yıl 2020 hala bir yanıtı yok. Ama adli tıpı söyledim size. Adli tıp o dönemde tartışmalıydı diye. Çünkü adli tıpa ilişkin bir sürü tartışmalar vardı o dönemde. Hem AKP'nin hem Fethullahçıların çok güçlü olduğu bir dönemdir. Ve adli tıpa ilişkin bir sürü tartışmalar konuşuluyordu. Hala o dönemin adli tıpına ilişkin bir sürü karanlık noktalar vardır. Şimdi o dönemde adli tıpın başında olan kişinin yani Defne Joy Foster'ın raporunu da yazan adli tıpın başında olan kişi Haluk İnce denilen kişiydi. Bu Haluk İnce kim? Son darbe girişiminden sonra tutuklandı bu kişi. Ve hatta bütün yandaş medyada bu kişinin adı şöyle yazıldı. Adli tıp imamı. O kişi Haluk İnce. 6-8-2016'da tutuklandı. Bir yıl sonra da sanırım serbest kaldı ve hala onunla ilgili bir sürü tartışmalar da devam ediyor. Yani adli tıp raporu, adli tıptaki tartışmalar bu. Defne Joy Foster'ın ölümündeki karanlık noktaları da size anlattım. Ve bütün bunların odağındaki isimlerden biridir Hıncal Uluç. Yani Hıncal Uluç eğer gerçekten Defne Joy Foster'ın davası, olayı yeniden açılırsa oranın suçlularından birisi olması gerekirken bugün gelip neredeyse yok pişmanlıktı yok bilmem neydi tekrar bir manipülasyonla onun aklanmasına yardım ediliyor. Medya eliyle tam bir başka medya manipülasyonudur ve hiç kimse de o dönemde ne oldu ne yazdı o yazıya ilişkin bir sorgulama yapmadı bugün. İktidar tarafı da böyle muhalif tarafı da böyle. Oysa dediğim gibi soruşturulması gereken bir dönemdir ve Hıncal Uluç gerçekten medyanın ilk trollerinden birisidir. Hala yeryüzünü yaşayan en büyük trollüdür. Ama trollüğü bir tarafa, merhametsizliği, vicdansızlığı hala bugün bile aynı şekilde
devam etmektedir. Çünkü Daphne Joy Foster'ın ölümüne ilişkin yazdığı yazıdan zerre pişmanlık duymadığını da ve altına her gün imza atacağını söyleyecek kadar merhametsiz, vicdansız birisidir. Bu Daphne Joy Foster'ın ölümüyle ilişkili gelişmeleri biraz takip etmek ve ailesiyle yeniden bir daha konuşmak lazım. Çünkü en son yargılamada Kerem Altan çok az bir ceza aldı ve o ceza da ertelendi. Bunu tekrar Hıncal Uluç madem bu Pandora'nın kutusunu tekrar açtı, bunun peşine tekrar düşmekte her gazetecinin, her namuslu insanın bu ülkedeki görevlerinden bir tanesidir.